Merhaba, bu videoda sizlere HP Victus 16-S 0024NT dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce videoyu beğenerek, yorum yazarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda özel desteklerinizi bekliyorum. Bilgisayarın genel özelliklerine baktığımızda AMD Ryzen 5 7640HS işlemci, 512 GB SSD, 4 hücreli 70 Watt saatlik batarya, 16 GB DDR5 RAM, Bang Olufsen ses sistemi, Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB'lık bir ekran kartı var. İşletim sistemi yok. FreeDOS olarak gelmekte. Bilgisayarın sahibi arkadaşım şu an yanımda. Bu incelemeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi bilgisayarı kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. kutusu güzel, sağlam. Gerçi her bilgisayarın kutusu bu şekilde. Evet. Karton, köpüklü koruma içerisinde yerleştirilmiş kutuya istersen yan şekilde çıkaralım. Bilgisayar kutu içerisinden bu şekilde çıkıyor. Şu kutunun içerisinden ben bu YouTube kanalım için aldığım bilgisayarı araştırırken bu Victus serisi de çok dikkatimi çekiyordu. İnceleme videolarında böyle e, bu şarj cihazını da gösteriyorlardı, bahsediyorlardı. Yani o videoda bile dikkat çekiyordu ama gerçekten bir içerisinde bir güç olduğu belli yani. Hem kablosunun kalınlığı olsun, kalitesi olsun, yüzeyi olsun ya da ağırlığı olsun içerisinde sağlam bir elektronik düzenek olduğu belli. Şarj cihazı grubu bu şekilde. Bunu kenara alalım. Biraz sonra yine bahsederiz. Buna hiç dokunmayalım. Belki bilgisayarda sorun yaşanırsa geri kutusuna koyarız. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Evet. HP Victus üstü bilgisayar. Şimdi bilgisayara genel olarak baktığımızda e, ekranı kaç inçti? 16.1. 16.1 inç. inç IPS panele sahip. Hertz olarak 144. 144 Hz hertz ekran tazeleme hızına sahip. Bu şekilde isterseniz sırayla ön yüzünden arka yüzünden görünümlerini size gösterelim. Ön yüzü bu şekilde. Sol tarafında bir tane Type-C, iki tane standart USB ve bir HDMI portu var. Bilgisayarın güç soketi sağ tarafta konumlandırılmış. Arka tarafında egzoz çıkışları var. Bu güzel düşünülmüş bence. Benim bilgisayarımda mesela egzoz çıkışları ekranı açtığın zaman hemen şeyden çıkıyor. Klavye'nin bitişinden bir kısmı dışarı çıkıyor ama bir kısmı ekrana yansıyor. Gerçi hani o bilgisayarımın ürettiği ısının ekrana zarar vereceğini düşünmüyorum ama yine de bu şekilde direkt arkadan verilmesi güzel olmuş. Sol tarafta ise Ethernet portu, yine bir adet USB portu ve 3.5 mm ses çıkışı konumlandırılmış. Bu arada size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sanırım şu USB portların yanındaki yıldırım işareti bilgisayar kapalı iken de buradan elektrik alınabileceği anlamına geliyor. Evet. Örneğin bakın şurada USB portun yanındaki sembol bu şekilde kullanılmışken bakın burada yine aynı USB portun yanına bir yıldırım sembolü koyulmuş. Demek ki bu porttan bilgisayar kapalı iken enerji alabileceğiz anlamı çıkmakta. Direkt açılıyor sanırım değil mi? Herhangi bir mandalı falan yok. Hı. Şurası nedir? Burası fonksiyonu olmayan bir şey. Tamam. Yağlı kağıt kıvamında kağıt koyulmuş. Yani bilgisayar gayet şık. Ne kadar almıştım? 31.500'e Amazon uygulaması üzerinden. Evet. 9 tas. Yani ücreti de güzelmiş. Ücreti Ama de, özellik de, bakımından evet. Yani RTX 4060 7000 serisi AMD Ryzen 5 işlemcili 144 Hz ekran yenileme hızına sahip bir bilgisayarı almak ve Bengen, e, BenGen Olufsen ses sistemi bir bilgisayarı almak. Elbette ülkemizde dolar kurundan kaynaklı olarak biraz Bizleri üsse de böyle bir şeye sahip olmak gerçekten güzel. Yani ben bu HP Victus serisi çok gözüme takılmıştı ama fiyatından dolayı ve uygun bir kampanya yakaladığım için Acer'ı almıştım ama tabii ki bu bilgisayar gerçekten güzel. Ön kısmı tam siyah değil. Yeşil ve koyu turkuaz gibi mavi de değil, yeşil de değil ama maviye çalan bir koyu lacivert turkuaz karışımı bir renk. Çok güzel olmuş. Gayet sade düşünülmüş bir bilgisayar. Abi renk olarak zaten performans mavi diye geçiyor. Performans mas mavi evet, evet. Güzel. Şu kısmın altında da çok kaliteli bir ses sistemi olduğu söyleniyor. İlerleyen zamanlarda bunu kurulumunu yapıp sizlere ses performansını kurulum aşamalarında sizlere göstereceğiz. Hmm, bak şuradan da biraz ön tarafa hava yönlendirmesi yapmışlar ama ekran bu şekilde açıkken hava nasıl çıkıyor? Evet. Havanın çoğunluğu egzozdan arka tarafa direkt çıkacak şekilde tasarlanmış. Güzel düşünülmüş. Enter tuşu keşke büyük olsaydı. Ben küçük enter tuşuna hiç alışamadım ama çok çok sade, çok premium bir hissi var. Şöyle sıkıyorum. Herhangi bir trim sesi yok. Bir kasasında bir boşluk falan yok. Kamerasını size göstereyim şu şekilde. Gerçi bunları gördüğünüz zaman bir işinize yaramayacak ama belki merak edenler olabilir. Şuradaki şey kamera kapa kapağı mı acaba? Evet. Şurada bir kamera kapağı var şu şekilde açılıp kapanıyor. Bu da güzel düşünülmüş. Şu an günümüzde bilgisayarın kamerası üzerinden pek görüntülü görüşmeler sağlanmıyor ama bundan bir 10 sene önce, 15 sene önce bu şey vardı ya, MSN evet. Messenger varken messenger. bir şey efsanesi dolanıyordu. İşte kameradan sizi izliyorlar, bakıyorlar <laughs> diye. Buraya şey yapıştırıyorduk. Bant, kağıt evet. en azından bizi kurtarmış oldular veya o, o tarz bir kaygısı olan, takıntısı olan kişileri pratik olarak kurtarmış oluyorlar. Umarım ölü piksel ve ışık sızması çıkmaz. Yani ölü pikselin çıkmaması lazım normalde. Ama panelin türünün IPS olmasından kaynaklı olarak bir miktar illaki ışık sızması olacaktır ama rahatsız edecek boyutta umarım olmaz. Bu arada bir şey fark ettik arkadaşlar. Bilgisayarın ekranını açtığımızda bilgisayar komple havaya kalkıyor yani tek elle açılabilir bir ekranı yok. Menteşe kısmı biraz sıkı yapılmış. Bir de ekranı tamamen 180 derece açamıyoruz. Bu kadar açılıyor. Bakın şu şekilde bir açı oluşturacak şekilde maksimum açılma açısı bu şekilde ekranın yani bu da dediğim gibi göreceli bir durum. Kimileri 180 derece açılmasını ister. Ha bence 180 derece açılması güzel olurdu. En azından bilmeyen birisi bunu belki şöyle açmak ister. Zorlar bir şey olur ama zaten sen kullanacağın için bir sorun oluşturmaz. Ama şu kısım tekelle açılmıyor. Belli bir kullanımdan sonra menteşeleri gevşer mi? Gevşediği için tekelle açılır mı bilmiyorum ama gevşeceğini san çok sağlam genelde mekanik bir düzenek bilgisayar ekranı menteşeleri bilgisayar genel olarak bu şekildeydi fiziki görünümleri bir de size fiziki ölçülerinden bahsetmek istiyorum şöyle yaklaşık e, 36,7 cm genişliği var bu şekilde de yaklaşık 26,2 cm genişliği var kalınlığını da şu şekilde ölçersek tabi bunlar göz kararı 3,2 cm civarında da bir yüksekliği var. Fiziki ölçüleri bu şekilde. Şurada parlak bir Victus'un V'si sembolü oluşturulmuş. Tam bir ayna şeklinde şu an beni görebiliyorsunuz net bir şekilde bakın. Tam olarak ayna şeklinde yapılmış. O da güzel düşünülmüş. Şurada HP tarafından mühendisliğinin yapıldığı ile ilgili bir ifade var. Victus bilgisayarlarının. Başka ne söylenir? Alt kısımda çok geniş bir hava ızgarası bölgesi var. Bilgisayarın içerisinde oluşan ısıyı dışarı atabilmek için gerekli olan hava akımının girişi bu kısımlardan sağlanıyor ve burası da güzel premium bir şekilde yapılmış. Bilgisayarın hoparlör kısımları ön sağ ve sol kısımlarda yani bize bakan, kullanıcıya bakan ön sağ ve sol kısımlarda da hava ızgaraları var ama acaba 2'den fazla sayıda mı hoparlör var bilemiyorum. Bu konuda bilgi sahibi olan varsa yorum kısmına yazarsa seviniriz. Buralarda da hoparlör ızgarasına benzeyen ızgaralar var. Şurada da hoparlör ızgarasına benzeyen delikler var. Yani bunun hoparlör ızgarası olduğu kesin ama herhalde özel bir ses sistemi olduğu için büyük bir ihtimal buralara da speaker yerleştirilmiş olabilir. Şundan da tekrar bahsetmek istiyorum. Yani bu gerçekten bana biraz ben elektrikle de ilgili olduğum için yani içerisindeki elektrik devreleri bence sağlam yapılmış. En azından soğutucu kısmında belki bakır ya da alüminyum soğutucu kullanılmış olabilir. Bu ağırlığın sebebi o olabilir. Oldukça güçlü görünüyor. Bunun gücünden de bahsedelim sizlere. 230 watt gücünde bir şarj aleti. 19,5 volt ve 11 tam 10'da amper elektrik çıkışı sağlıyor. HP Victus. Bilgisayara. Genel olarak bilgisayar bu şekildeydi. Şimdi bilgisayarın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Ancak bunu başka bir videoda göstermek istiyorum. Bu videoyu, bu inceleme videosunun altındaki açıklama kısmına yerleştireceğim. Hani bu videoda bu şekilde genel olarak bahsetmek istedim ama öbür videoda e, bilgisayarın kurulum kısmı, kurulum aşamaları nasıl kurulacağıyla ilgili bilgileri size arkadaşımla birlikte sunmaya çalışacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek kanalıma abone olarak ve yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Bu videoyu hazırlamamda bana imkan sağlayan arkadaşıma da teşekkür ederim. Kendisinin bilgisayarı. Benim bu şekilde meraklı olduğumu bildiği için böyle bir teklifte bulundu kendisi bana sağ olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.